Bence Brown daha iyiydi. Şunun neden? Özellikle alt kurdu orada. Ama bu bence bu maçta o kadar kötü olmadı. Yok bence o kadar kötü değil. Sadece şunun için oynayacaklar bu arada. E bekleyecek. Öne çıkacak Natalius. Leon'a E atsın ben de ona çıpa atayım. Olaysız dağılalım. Evet. Ama iyi oynandığında inanılmaz bir stomp geliyor. Maçın yani maç zaten çok erken bitiyor. Uygulama nasıl olacak? Görmek istiyorum. Çünkü Supremacy biraz kendi alıştığı standartın dışına çıkarak oynayacak bu maç. Sadece bunun da üzerinden de hasar kaynağı üretebilirdi savaşlarda Galacticos ama yine de üzerine düşeni yapacaktır. Bu arada üst koridora 3 kişilik bir baskın geliyor. Ersin'in yalnız sağlıklı bir durumda olduğunu söylemek lazım. Bakalım kuleyi kim tanklayacak? Işın'dan kullanıldı. Ersin'den kullanılan bir sıçra. Bu pek bir şey değiştirmedi. MNS de buraya geç kaldı. Çok uzağa gönderemedi. Çok patlamasını. Şimdi alt koridorda Şavikatemi. Takas yapıyor. Ertuğrul yerine mızlanacak burada. Agresif içme kullanmak istedi. Altına patlayıcı lokum da bırakıldı ama skor geliyor. Karu sıçrayla takip edip takas skorunu aldı. İlk ejderi aldılar. Sup için iyi değil. İlk ejderin. Evet. Bu kadar erken bir dakikada kaptırılması. Yani Syndra Lucian'a karşı bir kontra seçim değil. Lucian'a karşı. Yalnız. Bu arada MNS'den bir de sıçra kule altında birebir skor. Senin tahmin ettiğiniz öyle ekstra tanklık alacak bir şey girmemiş. Bu arada Ragnar'a bir baskın geliyor üst koridora. Sıçrayı kullanamadı bile Ragnar. Erremir hemen. Erremir. Alamet olmak üzere ama Kreas. Burada alameti çalıyor. Bir savaş izleyeceğiz. MNS. İki kişi sersemlette absolut düşecek. Alamet alınamayacak gibi duruyor orada. Sayızdan kullanılan bir infaz var Erremir. Ultiyi kullandı ama istediği yere mi gitti emin değilim. Oradan çıkmak zorunda hissediyor şimdi kendini. Şok patlaması geldi uzaklardan. Ziggs ultisi de yeterli olmuyor Erremir'i düşürmek için. Galacticos oyuncuları bir anda 5 oldu. Oradan uzaklaşacaklar. Alamet'in gözü de sanırım kimse tarafından alınamadı. Evet. Bir barikatı aldı bile. Mejder bitmek üzere. Erremir'i almaya çalışırken Kiraz müdahalede bulunmuştu. Absolut. Burada Erremir'i yakaladı. Erremir ultiyle geri çıkmak durumunda kalıyor. Fokus 3 kişi yerine mıhladı orada. Absolut'tan bir sıçra. Alamet alındı. İnfazla birlikte gelen hasarı engellemeye çalışıyor ama burada ilk düşen isim Absolut ardından Kreas oluyor. Ve Galacticos ilk kuleyi de orta koridordan almış oldu böylelikle. Çok hızlı bir şekilde alacaklar ve genelde sub kompozisyonu yalnız MNS çok kötü bir yerde kalmış. Kronometreyi kullandı sıçrası yok. MNS düştü. Buraya kadar altın kavraya gidiyor. Ersin üzerine infaz mermileri gelmeye devam ediyor. Ersin uzaklaşmaya çalışacak. Fokus ulti ile birlikte 3 kişinin geçişini durdurdu orada. Erremir Kreas'ı yakaladı. Kreas skoru Erremir'e gidiyor. 2'ye 1 bir değişim. Ve Ejder de Galacticos'ta. Erremir sıçrayla birlikte kavranın üzerine doğru gitti. Erremir. İstediği yer burası Erremir'in kesinlikle değil. Şimdi MNS için bir hamle. Sayez'den dengeleyici de bırakıldı Erremir. Takım arkadaşının önüne geçmişti ama. Çıpa orada. MNS'i isabet ediyor. Erremir ortayı kullandıktan sonra kronometreyi kullanıyor. Işından geldi alt koridora. Şimdi sub kompu biraz daha nasıl desem olgunlaşmaya başladı. Yalnız gayet çok güzel fazla dürttü Ziggs orada. Güzel bir Leon ultisi. Gelişine bir çekiç kullanılıyor. İlk düşen isim burada Absolut oldu. Oradan çıkacak gibi görünüyor. Şavikatam'ın çok az bir canlı uzaklaşmaya çalışıyor ama Saez rüzgarın iktidatıyla bırakmadı onu. Gelişine bir ulti fokustan iki skor birden yalnız. Kaorin'in hasarı çok fazla. Oradan bir an önce çıkmak istiyor Galacticos. Ejder'i de Kaori aldı. Ve alev ruhuna sahip artık Galacticos. Ejder'i fokus aldı. Fokus aldı düzeltiyorum. Saez burayı ışından kullanmak zorunda kalacak. Şimdi ilk ışından Ersin'den geldi. Bu baronu bitirmek istiyor. Baktığımız kadarıyla Galacticos Şavikatemi biraz zaman kazanmak istedi. Ultisini biraz gereksiz kullanmış olabilir. İçeri girdi ama Kreas çalamadı burada. Baron Erremir'de kalacak. MNS'den agresif bir sıçra infaz vermelerinin tamamı geldi MNS'e. Ve Ragnar son vuruşu yapıyor ama Galacticos yine önde götürüyor bu savaşı. Baron güçlendirmesi 10 saniye sonra MNS'in bitecek. MNS'in pozisyonu gayet güzel. Burada savaşı istiyor Supermassive. Kadim Ejder'a bırakamazlar. Dengeleyici bırakıldı. Ama istediği tarzı bir dengeleyici değil Kreas. Ejder'e yaklaşmak isterken yakalanıyor ve Kadim Ejder'a fokus tarafından alınıyor. Absolut orada kronometreyi kullandı ama o da düşecek. İki skor birden daha şimdiden geldi. Sayız'ı kovalıyor Şavikatemi. Sayız'dan son anda bir sıçra. Şavikatemi kovalar bu arada. Yalnız Ersin. O da altta birini yakaladı. Tek başına kesecek Şavikatemi. Alabilir, alabilir. Ve Erremir de oraya sıçrayı kullandı. Ragnar ayakta kalan son isim. Ragnar. Yalnız Ersin'i alacak mı? İnanılmaz bir hasarı var Ragnar'ın. Galacticos bitirmeye gidiyor şu anda. Kiraz doğacak. Dengeleyicisi gelecek. Herhalde bitirmeyecekler ama bilmiyorum. Belki de Kadim'e güvenip
zorlama isteyebilirler. Fokus yarıcanını kaybetti ama şimdi hemen minyonlardan o canını yeniliyor belli bir kısmını. İlk Nexus Kulesi düşmek üzere, dengeleyici geldi. Ön tarafta kalan bir Erremir var. Erremir'i kaybediyor burada Galacticos. Buraya kadar altın Absolute'a gitti. Bir şok patlaması daha. Fragler'in sıçrası da var. Bakalım kovalamaca devam edecek mi? Şok ama patlaması. Ama kovalamak da yani ne kadar mantıklı. Yalnız Absolute oraya bir çipa gönderdi ama. Bir sürpriz vardı onun için. Ragnar da sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Işından kullanıldı. Burayı kovalamak istiyor herhalde Supermassive ama. Hala kovalamak istiyorlar. O kadim güçlendirmelerini en azından almak istiyor. Ölecek Kiraz. Düşebilir, düşebilir. Son anda ayakta kaldı. Fokus da çok az bir yana sıçra kullandı Sayez. İnfaz kullanıyor. Shavik Atemi'ye geliyor Vermiler. Shavik Atemi düştü. MNS'e düşecek gibi, hatta Fokus da düşebilir. Mesafeyi kapattı. Oo, dibine girdi. Konya. Otomatik saldırı. Kronometre. Harika oyun Fokus'tan. Üstel haftada iki skor Ersin'e gidiyor. Ve Baron'u da tekre istiyorlar. Kiraz'ın sıçrası var. Ragnar'ın ışınlığı var. Ragnar alt koridorda Absolute sıçra kullanmak zorunda kaldı. Erremir Baron'a devam ediyor. 6000 can da Baron. İçeride kontrol totemini kıracak. İnfaz Ersin üzerine geldi ama Ersin birazdan yenileyecek o canını. Çok rahat bir şekilde. Dengeleyici geldi. Yine deneyecek. Yine deneyecek. Başarabilir şimdi bu sefer. Şimdi içeri sıçrayı kullandı. Ve Kaori'de kaldı Baron. Kuşatmaya devam edecek gibi görünüyor Galacticos. Orta koridordaki inhibitörü de aldılar. Bakalım alt koridordan bir şeyler çıkarabilecekler mi? Kule hasarını durdurdu orada ama çok hızlı düştü Erremir. Diğer tarafta MNS Ragnar'ı yakaladı ve en önemli oyuncusunu düşürüyor Supermassive'in. İlk Nexus Kulesi düştü. İkinci de çok hızlı düşüyor. Baron'un güçlendirmesi var Supermassive'in ama tutabilecekler mi burayı bakalım. MNS zayıflar acımayı kaçırdı. Şimdi Kreas geldi buraya. Absolute'un canı çok az. Dengeleyici bırakıldı. Anında kullanılan bir Zonya MNS'den. MNS sıçrayı da kullanıp skor aldı. Diğer tarafta Kaori'den bir Zonya. Ama burada maçı noktalayacak Galacticos. 33 dakikanın sonucunda 26-14'lük bir skorla 26-16 oldu. Çok da önemli değil. 27-16 oldu. Bu maçı kazanmayı başarıyor Galacticos.